Efendim merhabalar. Bu hafta bizim sanatımızda tarihçi bir konuğumuz var. Kendisi Türkiye'nin yetiştirdiği kıymetli insanlardan birisi. Ama bizim için çok önemli birisi. Çünkü öğrencilik yıllarımızda bizim idolümüzdü. Kendisi bugün Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde uzun yıllar görev yapmış. Ama görevinin yanında üretkenliği, tarihçiliğe farklı bir bakış açısı katışı ve kazandırdığı kitaplarla beraber her biri kaynak eser olan bu çalışmaları bizler faydalanarak bugünlere kadar geldik. Benim için önemli. Sizler de yakından tanıyınca Necati Gültepe'nin nasıl değerli bir bilim insanı olduğunu, bir entelektüel olduğunu göreceksiniz. Bugün biz Necati Bey'i Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsü'nün bu kütüphanesinde kendisini misafir ediyoruz. Bu arada da tabii ki küçük de bir reklam alalım efendim. Bu kütüphaneye, Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsü'ne ben bağışlamıştım. O yüzden de kitaplarımın huzurunda çok sevdiğim ve takdir ettiğim ve kendi kitaplarından çok çok faydalanarak pek çok esere de imza atmama vesile olan Necati Gültepe'yi misafir ediyoruz. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Bizi kırmadınız, buralara kadar geldiniz. Şükranlarımızı sizlere iletmek istedim. Sizin tevazuunuzu biliyoruz. Ve artı siz her sohbetinizde karşınızdakine bilgi veren, aktaran nadir insanlardan bir tanesiniz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Çok lütufkarsınız. Estağfurullah efendim. Güzel tespitler ve ifadeler kullandınız. Sağ olun, var olun. Ben hemen sizin o ifade ettiğiniz başlangıç yerlerinden devam edeyim. Ben Erzincanlıyım. Erzincan'ın bir köyünde doğdum. Bizim ailemiz Akkoyunlu, meşhur Akkoyunluların bir aşireti. 500 senelik aynı köyde. Köyün ismi Yalnızba. 500 sene önceki tapu tahir defterinde de Yalnızba. Hiç, çok ilginç. Evet, hiç değişmedi. İstanbul tarih bölümünü bitirdim. Sonra Ömer Lütfü Barkan Hoca'nın nezdinde master yaptım iktisat tarihinde. Ve bizim bugün iktisadi tarihimize ve kültür tarihimizin temellerini atan hocamızdan bahsediyoruz. Evet, evet. Hocaların hocası. Türk tarihinin, Türkiye'deki tarihçilerin en önemli insanlarından biridir Ömer Lütfü Hoca. O arada zaten arşive intibak etmiştim ben. Osmanlı arşivlerine. Cağaloğlu'ndaydı yeri. Arşivde benim 32 senem geçti. Maşallah. Bunun 20 senesi yönetim kadrolarında geçti. İşte en son genel müdür yardımcısı uzun müddet ve bir müddette genel müdür vekaletinden sonra emekli oldum. Ama sizin emekliniz öyle memuriyet emekli. Siz bilimden emekli olmadınız. Ondan sonra hızlı bir üretkenliğe başladınız evet, zaten. Evet. Devlet memuriyetinin bize çok yoğundu. O Başbakanlık arşivler merkez teşkilattır. Yani Ankara'daki o merkez teşkilatlarla aynı bölüme dahildir. Ağırlıklıdır, çok yoğundur. Şimdi zaten Cumhurbaşkanlığı'nın muhtesindedir. Ankara'da. Onun için işimiz ve çok yoğun olduğu için o zamanlar sadece arşivle ilgili ve ilk defa arşiv yayın yaptı o zaman. Onunla uğraştım ben. Arşiv yayınlarıyla uğraştım. Çok yayın yaptık bir hayli. Şimdi evet, devam evet. ediyorlar. O ekol devam ediyor. Evet. Onlar şu anda devam ediyorlar. O dönemde arşivle ilgili çalışmalar, tabii o teknik yönler çok ağır, uzun uzun devam etti. Sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra ben çalışmalara kaldığım yerden sanki mesaiye gidiyormuşum gibi günde 12 saat devam ettim. Ay maşallah. Özellikle ilk yaptığım iş Osmanlı bürokrasisini analitik olarak inceleyen, araştıran bir eser. Bunun üzerinde ben çok uzun müddet çalışıyordum. İşte Halil İnalcık rahmetli bizde tapu tahrir defterlerinin neşrinde 3 sene bilirkişi olarak çalıştı. Ondan çalıştım. Mübaat Hanım
Mübahat Kütükoğlu. Evet. Evet. Onunla çok uzun müddet çalıştım. Stefan Show vardı, meşhur. Evet. Önemli Amerikan bizim evet gençliğimizde faydalandığımız evet, insanlar bunlar. Evet, onlarla şimdi çalıştım. Sonra onu Mührün Gücü adı altında Osmanlı Devleti'nin sevk idare yönetimini analitik olarak anlatan bir eser olarak ortaya çıkardı. Zaten bu çalışma bugün Osmanlı tarihi konusunda çalışacak herkesin elinin altı olması gereken bir anahtar kitap. Anahtar kitap. Şunun için anahtar kitap. Bürokrasi Osmanlı bürokratik bir devlet. Çok doğru. Osmanlı arşivleri bürokrasinin husule getirdiği malzemedir. Yani bütün Osmanlı devlet mekanizmasının hasılından meydana gelen evrak Osmanlı arşividir. Evet. Yani maliye, dahiliye, hariciye, milli savunma, işte aklına gelen kayıt sistemleri hepsi arşivdedir. Osmanlı dünyanın en ciddi arşivini tutan devletlerden biridir. Evet. Bu yüzden arşivcinin bile başını yemiş olan bir yerdir. Bu tabi kadastroda kabri vardır. Tabi dehşettir, çok önemlidir. Osmanlı arşivi olmadan dünya tarihi yazılamaz. Çok doğru. Bunu ben söylemiyorum. Bertrand Lewis söylüyor, meşhur. Evet. Dünya tarihçisi. Yani onlar söylüyorlar. Osmanlı arşivi olmadan dünya tarihi yazılamaz. Çünkü Osmanlı devleti devletinin devam ettiği dönemlerde şu anda 40'a yakın ülkenin yönetimini yürütüyordu Osmanlı. Bunların bütün hasılası, evrakları, belgeleri Osmanlı arşivinde. Evet. Yani çok uç bir nokta. Katar tarihini yazmak istiyoruz. Arşive müracaat etmek mecburiyetindeler. Osmanlı arşivinin dışında Katar tarihini yazamazlar. Yok. Çünkü yani gerçi Katar da o zaman bir kasaba, basit bir kasaba ya. Doğru. Ama onun bütün kayıtları bizde. Orada var tabu tahrir defterinde. Bu konuyu çok uzatmadan onu ifade edeyim ben. Bu arada tabu tahrir defterlerinde hani seyircilerimize bir izah edelim. Evet. Neydi efendim? Tabu tahrir defterleri şudur. Osmanlı her 30 senede bir bütün mülkünün kaydını yeniler. Her 30 yılda bir. Her 30 yılda bir. Bu 28 olur, 30 olur ama 30'u geçmez. Her 30 yılda bir bütün mülkünün kaydını yeniler. Misal vereyim. Erzurum diyelim ki. Evet. Erzurum'un 30 senede bir Erzurum'un işte veya Erzincan'ın işte Ilıca kazasının işte Kaya Dibi köyünün 30 senede bir kaydı tapu tahrir defterine gider bulursunuz. Ne vardır orada? O köye ait dikili taştan, o anda yaşayan insanlardan, evli mi bekar olduklarından, verdikleri vergilerden, erkek ve kadın olduklarından, işte o andaki çocuk mu nedir, sakat mı, sağlam mı, bütün bu kayıtlar vardır. Bunlar çok değerli tarihi kayıtlardır. Düşünün. Yani dünyanın ilk veri tabanı bu. Evet. Dünyada yapılmış ilk veri tabanı çalışması. Evet. Ve bunu Osmanlı dehşetli kullanmış. Arşiv, sistematik, aslına irca dedikleri sistemi uygulayan Osmanlı. Daha sonra milletler arası dünya literatüründe aynı sistem uygulanmış. Yani başka sistem. Evet. Yani evrakı alıyorsun. Bu evrakın nereden çıktığını, işte şeyini, kaydını veriyorsun. Aynı kayıtta bulabiliyorsun. Tapu tahrir defteri bu. Bir de sizde bir şey yapmıştı, o arada cümlenize gireceğim. Ta ben birinci sınıfta, yani üniversitenin birinci sınıfında öğrenciyken bir evrak göstermiştiniz. Dediniz ki Osmanlı tek bir evrak üzerinden her şeyi hallediyor. Heh. Evrak üzerinden derkenarlarla işte bir sual soruluyor.
onun arkasına hemen cevap veriyor ya da altına cevap veriyor. Tek bir evrakla bütün bürokrasi çözülebiliyor. Hani bizde gibi tonlarca evrak yok. Evet. Ve siz o yüzden Osmanlı pratik bir devletti. Bunu zihninize yerleştirin demiştiniz. Ben hiç unutmadım. Kaç yıl geçti üzerinden? Doğru. Yıl 1990 yılı. Evet, doğru. Hemen izah edeyim. Osmanlı belge, evrak üzerinde bürokratik sistemini yürütüyor. Daha sonra Tanzimat'tan sonra Batı'dan aldıkları sistem, dosya sistemine daha sonra geçildi. Onu hemen söyleyeceğim ben burada. Ama başlangıçta hep şeydir, tek evrak üzerinedir. Şimdi herhangi bir konuyla ilgili, diyelim ki sizin memuriyete atanmanızla ilgili veya memuriyete atanırkenki imtihanınızla ilgili müracaatınız veya sizin atanmanızla ilgili evrak tanzim ediliyor. Çok basit kayıtlar düşülüyor. Siz emekli olunduktan sonra da o evrak üzerinde derkenarlarla, kayıtlarla sizin dosyanız tanzim ediliyor. Tek o evrak üzerinedir. Ve o evrak bütün kaydınızı taşır sizin. Sistematinizi taşır. Yani bugün dijital arşivciliğinin temeli atılmış o dönemde ve o dönem gerçekleşti. Onu çıkartıp bakıldığı zaman siz müracaat edip de ben şu tarihte şöyle yapmıştım diye evrakı çıkardılar. O tarihte su atamasını yapmış. Şöyle, yani tak 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 hemen söyleyiverirler. Size ne olduğunu, ne bittiğini, bütün şey çünkü üzerindedir onun. Bu sistem Tanzimat'tan sonra, bir ayrı sonra değişti. Fransız sistemini aldılar. Fransız sistemi dosya usulüdür. Dosya işte iyi hal için bir evrak. Maaş sistemi için başka bir evrak. Ondan sonra Osmanlı sistemi dosya sistemine geçti. Ama o zamana kadar klasik Osmanlı bürokrasisi tek evrak üzerine yürüdü. Evet. Onun için biz şu anda klasik Osmanlı dönemine ait kayıtlara çok hızlı ulaşabildiğimiz halde şu anda ulaşıyoruz. Evet, çok hızlı bir şey. Sonraki dönemlere kolay ulaşamıyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Kolay ulaşamıyoruz. Şeyde bir ara Vakıflar Bölge Müdürlüğü İstanbul'da işte şeyde Tophane'deki binasına Taksim'deki binasına taşınırken eski Cumhuriyet dönemi dokümanını işte SEKA'ya göndermişti. Ben evet. De talip oldum. Aldım onu, satın aldım. Yaklaşık 3 yıl boyunca zor ayıkladım. Doğru. 6 klasöre indirdim. 6 klasör. Sadece 6 klasör konsantre, lüpürlük bilgi var. Evet. Geri kalan gereksiz evraktı. Ha, ve yaklaşık bu oda kadardı. Ve onu 3 yıl boyunca ayıklayarak, yani evet, yardım da aldım. Ayıkla. O zaman anladım ki Osmanlı arşivciliğinin dünyada emsalsiz olduğunu. Cumhuriyet dönemi arşivinin gerçekten de evrak, yani düşünün bu oda kadar ki bir ağızlara kadar dolu depoyu 6 klasöre indirebiliyorsunuz. Geri kalandaki sadece evrak kalabalığı. Üstadım, ben bu arşiv konusunu hızla bir geçeyim, şey yapayım, efendim, özetleyeyim. Bu çok önemli bir konu. Ve burayı geçelim. Estağfurullah. Evet, bura çok önemli şey. Aslında söylediğiniz her satır burada çok önemli. Evet, ben ana başlıkları ifade edeceğim. Şimdi Osmanlı evrak, Osmanlı arşivlerinde ana evrak 100 milyon evrak var. Ortalama. Evet. Bu 500 milyon da sayılır ama ana evrak olarak 100 milyon var. 100 milyon. Evet. 100 milyon evrak var. Klasik dönem. Osmanlı klasik dönemine ait 100 milyon evrak var. Bu 100 milyon evrak Türkçedir. Bu evrakların, yani Osmanlı bürokrasisinin 40 ayrı ülkenin yönetimini uhdesinde taşıyan Osmanlı bürokrasisi Türkçedir. Türkçe kayıt tutmuştur. Başka dilde kayıt yok. Arabistan'daki bir yere kaydetti, yazıysa Türkçe yazmıştır. Çok önemli. İşte bunları söylemek istiyorum ben. Çok önemli bu. Bu bir. İkincisi, Osmanlı döneminde diyelim ki bu adli sistemle ilgili bu evrakın hem böyle sistematik tasnifli olması, hem tek evrak üzerinde pratik yazılı, işlemli olması dolayısıyla, örnek vereyim. Bu verdiğim rakamlar, örnekler realisttir, gerçektir. Yani arşiv üzerinde işlemler yapıldığı için
Burada da detaylı evet. bilgi şeyleri var zaten, ifadeleri. Mesela Şam'da bir dava, hale Şam'da bir dava, bir konu, önemli bir konu. Oradaki sistemde halledilemeyince divana müracaat ederler. Yani üst mahkemedir. Topkapı Sarayı'ndaki o divan üst mahkemedir. Hmm. Hem devletin yönetimini hem de adli sisteminin şeyidir, üst mahkemesidir. Orada da katip deyince biraz sonra katiplere çok kısa bir değinmem lazım. Orada divan katipleri vardır. O davayı neticelendirmek için Şam'dan İstanbul'a gelinir. İstanbul'da evraklar çıkartılır. Divan karar verir, Şam'a dönülür. Ne kadar? Zaman ne kadar? Çok net söyleyeyim, 15 gün. Allah Allah. Evet. Siz şimdi kendi davanızı şuradaki mahkemede 30 tane internetinizle işte bilmem neyle götürün, verin. Netice, kaç günde netice alacağınızı ben de 360 çok gün diye yazar evraklarda. Ben de çok iyi bilirsin. 15 gün. Osmanlı'da sistem nasıl biliyor musunuz? Çok hızlı geçeyim. Çok enteresan. Mahkeme detaylı soruşturulur, başlar ve biter. Mahkeme attı bir ay geriye, attı 10 ay geriye, öyle değil. Bu çok yani bu bilinmeyen şeyler. Şimdi biz başka şeyler anlatacağımız için bunlara takılmayalım. Evet. Burada, ama bu bile çok etkileyici. Evet, hızla geçelim burayı. Şimdi Osmanlı arşivlerinin hülasası olarak bu mührün gücünü, bu da evet. evraklarla, Halil Arcık'la çalıştım ben bunu. Evet. Evet. Evrak, yani Osmanlı bürokrasisini kendi bürokratik evraklarla izah ettik burada. Hani menakıp anlatır gibi, öyle anlatmadık. İşte bir dahiliye evrakı aldık. İşte havalesi, şerhi, oluru vesairesini, ondan sonra işte o olay nasıldı, nereye geldi, o evrak üzerinde evrakların da resimlerini koydum hepsini teker teker. Ayrıca Osmanlıcı olduğu için Osmanlıcıların altına Photoshop imkanları var ya, Latincelerinde yazdık. Kolay olsun. Evet, çok şey, çok kullanışlı bir kitap. Evet. Çok. Yani evet. Ben bu zamana kadar en güzel faydalandığım kaynak eserlerden evet. bir tanesi. 30 senede yazıldı bu üstadım. Yani bu o arşivin. Ha şeyin yani şöyle mesela Mübahat Hoca dedi ki, benim hocamdır Mübahat Hanım. Evet, Mübahat Kütükoğlu. Evet. Allah hayırlı uzunlu. Yahu beraber. Dedi, biz dedi Osmanlı yıkılsa bundan kurarız dedi. Bürokrasiyi evet. yeniden bundan kurarız. Şimdi bu tarih. Tabii ben işte tarih bölümünü bitirdim. Master İktisat Tarihi, arşiv malum yani şeylerin içerisinde. Tarihle uğraşırken sosyal yapıya baktık ki tarih tamam, biz yazıyoruz, çiziyoruz, oluyor. İşte tarih bölümlerin binlerce tezi var, okuyan yok. Yani sokaktaki insanı etkilemek lazım. Entelektüel insanı, aydını. Yani bu tamam yazıyorsun da, mesela şu Mührün Gücü, şu kitabın işte benim şu romanların yarısı kadar satmadı. Yani ama bu normal böyledir. Çok normal. Evet. Tabii, tabidir. Yani peki ben bazı şeyleri insanlara nasıl anlatırım diye düşündüm. En esaslı sistem roman. Bunu romanlaştıracağız dedim. Yani roman şeklinde bu işi akıcı bir şekilde onların tatlarında, damak tadında anlatırsam okurlar. Ama sizin romancılığınız farklı. Tarih üzerine, yani gerçek tarih kayıtlar üzerinde evet. Romanlaştırılarak, yani hiç fantastiğe girmeden, yok, değiştirilmeden yok. Ve sizin bu savaşan şehri, İstanbul işgal yıllarını anlatan, 4 yılda mı hazırladınız romanı? Evet. 4 evet. yıl, yani evet. 4 yıl boyunca bütün İstanbul işgaliyle, işgal yıllarıyla ilgili bütün literatürü, arşiv belgeleri, yazılmış bütün eserleri taradınız. Resimler, tayfalar, yerler, hepsi ya. Ondan sonra bunu romanlaştırırız. Yani sizin Kamil Yüce Oral hep şöyle der. Necati Bey'in
romancılığı tarihin sanki bir film gibi seyredilmesi. Canlandırılması. Evet. Yani siz o bakın sizin romancılığınız çok farklı. Yani evet. Sizde hikaye yok. Sizde bir ekstra bir şey yok. Ama tarihi olayları roman olarak ifade evet, ediyorsunuz. Evet. O yüzden Türkiye'de teksiniz bu konuda. Estağfurullah. Yani şimdi ben onu o noktayı izah edeyim orada. Şimdi tarih bizde tarihçiler biz Avrupa merkezli görüş hakimdir. Evet. Dünyada. Bizde de o etkisini sürdürüyor. O Avrupa merkezli tarih görüşü işte bu Hint Avrupa görüşü, Ari ırk görüşü, sistematiği bizde de geçerli. Yani bizim tarihçilerde de geçerli. O beni çok rahatsız etti. Evet. Şimdi Türk tarihi farklı bir yönde, çok ayrı bir sahada geliyor. Şimdi Avrupa'nın bakış açısı çok farklı. Mesela Avrupa Türk tarihinde kadını görmez. Evet. Kendisinde yok çünkü. Örnek vereyim. Atilla. Avrupa, Batı Avrupa tarihinde Atilla var. Atilla, Hunlar var. Evet. Hunların kadın orduları var. Kadın komutanları var. Fakat Avrupa bakış açısıyla onlar yok. Bizde mesela Dulkadiroğullarının bu şeydeki Diyarbakır, Mardin bölgesinde. Evet, Maraş özellikle bölgesinde Dulkadiroğullarının onu şey açıkladı. Fuat Köprülü meşhur. 30 bin kadın askerleri var ve kadın komutanları var başlarında. Sonra bir bakıyoruz ki Bağcıyan'ın Rum var. Evet. Bağcı dört ana grup var işte. Gazianum, Bacianum, işte bilmem diğer dört ayrı grup var. Ve burada da bir geçiş merkezi olan Hacı Bektaş Veli şeyini tezgahını kurmuş. Bacianum Rum'la çalışıyor. Diğerlerinin hepsini uzak tutuyor kendinden. Ve benim kendi kanaatim, özel esas kanaatim, Osmanlı'nın kuruculuğunu yapan birinci unsur kadınlardır. Evet, çok doğru. Osmanlı, yani Bağcıyan'ın Rum'dur. Bağcıyan'ın Rum'dur. Birinci unsur. Şimdi bütün bunları gördükten sonra, tarihi nakletmeye çalışıyoruz ama çok eksik. Yani bu şekliyle vekaname gibi, işte nakil gibi oluyor. Bundan bir şey ifade edilmiyor. Roman. Romana geçtik. Romanla, sosyal bilimleri romanla izah edelim bunu dedik. Romanda, ama romanda yani o tarih, roman için tarih de yetmiyor. Mitoloji bileceksin. Bir ülkenin romancısı tarih ve mitolojisini bilmiyorsa o ülkenin insanının romanını yazamaz. Çok doğru. Nokta. Kim? Victor Hugo. Bunu onlarca kişi de söylüyor ayrıca. Çok doğru. Bir ülkenin roman yazarı kimse eğer tarihini ve mitolojisini bilmiyorsa romanını yazamaz. Çünkü insanı tanımaz. Tipini, karakterini tanımaz. İnsanın yani sizi şimdi resim olarak ben tanıyabilirim. İşte göründüğünüz gibisiniz. Ama geri planınızı, arkadaki tarihi ve sizin mitolojik geçmişinizle ilgili benim global bilgim yoksa benim anlatacağım siz batılı bir insandan farkınız olmaz. Taklit ederim yani. Çok doğru. Bizdeki romanların %80'i batı romanlarının taklididir. Karakterleri de taklittir. Türk tipi yoktur. Romanlarda. Türk karakteri yoktur. Çünkü tarih ve mitolojisini bilmezler. Bizdeki tarihçiler, romancılar Türk tarihini ve Türk mitolojisini bilmedikleri için karikatür tipler çıkmıştır. Karakter çıkmamıştır. Çıkartan var.
İşte Kemal Tahir var. İşte kısmen Tarık Buğra var. Böyle yani az sayıda insanlar var. Ama diğer yüz binler satan geri kalanlarda Türk tipi bulamazsın. Yani oradaki ismi geçen işte Ayşe Hanım yerine Jizel Hanım desen hiç fark etmez. Değil mi? Aynı çizilen tipoloji bile aynı. Davranışları yapar, aynı şeyleri yapar. Öyle değildir ama. Bu farklı. Onun için mitolojiyle de uğraşmak mecburiyetinde kaldım. Ben romana geçeceğim ama bir baktım ki tarihin kaynağı, esası, geçmişi mitoloji. Onun için mitolojiye de araştırmaya başladım. Mitolojide de şimdi bizde belli şeyler böyle zannedil, yani bir bakıyorsun ki boşluk var. Mitolojide görülenleri şöyle kenara koyalım. Evet. Bizde en son ki mitoloji mitoloji Bahattin Ögel'in. Evet, Bahattin Ögel, doğru. 45 sene önce son baskısı. Ondan sonra basılmamış. Mitoloji yok. Olanlar da derme çatma sağda solda. Mecbur kaldım. Ben mitoloji yani çalışmadım. O benim alanım değil ama yerli ve yabancı bütün o taradım, oturdum, uğraştım. Komple bir Türk mitolojisi. Yani kendi fikrim olsun diye en azından. Sonra dedim bir kitap olsun bari. Başkaları da yararlansın. Bir de mitoloji çıktı. Evet, o çok konsantredir. Ben de hep merak ederdim. Necati Hoca niye Türk mitolojisi kitabı çıkarttı? Hani arada meraktan mı falan dedi. Demek sebebi varmış. Kendim bunun için merak ettim ama çok derinlemesine araştırdım. Günümüzde Türk mitolojisiyle uğraşan geçmişte kimler varsa bütün eserlerini taradım. Ben bunlardan tamam yararlanıyorum da diğerleri de yararlansın dedim ben ve bir mitoloji kitabı çıktı. Şimdi demin söylediğim sebeplerden mitoloji üzerine de uğraştık. Şimdi Türk romanı benim ilk şeyim şeydir. Eve dönmeyenlerdir. Evet. Bu 16. yüzyıl. İşte Deli İbrahim, daha önce 4. Murat, sonra Avcı Mehmet, 4. Mehmet dönemini kapsayan o Osmanlı'nın en böyle buhranlı, hareketli, kritik dönemidir. Yeniçeriler isyan içindedir. Devlet çökmek üzeredir. Padişah İbrahim psikolojik sıkıntıları vardır ve öldürülmüştür sonra. O yerine gelen oğlu 7 yaşında Avcı Mehmet. Yerine başka kimse yok. 7 yaşındadır. Valide Sultan olarak Turhan Sultan. Yani Osmanlı'yı yeniden kuran kadındır esasında. Yani Turhan Sultan da 25 yaşında. Tabii onun hocası var. Vani Mehmet Efendi. Evet, Erzurumlu. Evet, Vanlı. Vanlı. Vanlı da Erzurum'da da şeylik yapmış uzun müddet. İdarelik yapmış. Vani Mehmet Efendi. Tabii şey var, işte köprüler daha sonra devreye giriyorlar. İleri gelen böyle ciddi üleması var Osmanlı'nın. Onlar yardım ediyorlar ona. Nasıl yöneteceğini anlatıyorlar, izah ediyorlar. Ve kendisi kaç sene, 30 senelik bir dönemde çökmek üzere olan Osmanlı Devleti'ni alıyor. Viyana kapılarına gidecek güce, tagata, atmosfere ve potansiyele kavuşturuyor. Ama onca Osmanlı bürokrasisindeki ahlaki sınırlamayı toparlıyor. İktisadı da topar. Bugün Mısır Çarşısı, Eminönü Ticari Hayat bugünkü Turhan Valide Sultan sayesinde. Bütün sistemi yeniden düzenliyor. Kendisi Kıpçak bozkırından gelmedir. Şeyde Ukrayna bugünkü. Bugün Kiev'de Turhan Valide Sultan'ın kervansarayı var. Tamam. Ve Valide Sultan şeyi var, pazarı var. Hala da
Kıpçak'tır. Kıpçak Türklerden. Abi Kıpçak'tır, çok ciddi. Saraya geldiği zaman zaten Türkçe bilir. Net olarak hiç şeyi yok yani. Onu Türkçe eğitimi almamışlar mesela. Saraya gelmiş hemen şeye... Kırım Sarayı'ndan Osmanlı Sarayı'na geliyor. Evet. Kırım Sarayı'ndan değil de Kırım Han'ın vasıtasıyla. Çünkü o zamanki hanım sultanlar oradan gelirken Kırım Han'ı vasıta oluyor. Oralara hükümranlığı Kırım Han'ında ya. Evet. Kıpçak Sarayı şeyinden, Bozkır'ından. Orada bir oba var. O obadan sürekli Osmanlı Sarayı'na şey devşiriyorlar. Evet. Türk Adası Cariye. Diye bir bölge var orası. Evet. Türk Adası, Türk Vadisi diyorlar oraya. Hala da mevcut. Kiev'de. Oradan devşiriyorlar. Onların özel bir genetik yapıları var. Evet, güzel bir genetik yapı. Evet, çok. Mesela Turhan Sultan çok savaşçıdır. Çok iyi kılıç kullanır. Çok iyi savaşır. Yani evet, çok, tabii çok iyi, çok iyi ata biner. Böyle rastgele değildir yani. Ha, bunu anlatırken ben şimdi romana geçtik. Bizde tabii şeyler, kavramlar, terimler, terminolojilerin arkaları boştur hep. Bilmezler. Mesela Osmanlı Sarayı. Gerçi son yıllarda çok anlatıldı. Ama ana özellikleri bilinmez. Osmanlı Sarayı'nda, o gördüğünüz yer var ya, saray, orada 10.000 kişi yaşıyor. Bir. İkincisi, oranın iki tane önemli şeyi vardır. Bölümü vardır. Harem ve şey... Enderun kısmı. Enderun. İki ana bölüm vardır. Üçüncüsü, o harem kısmı asker koğuşu gibidir. Şu dizini yaşma aşmaz orada Yavuz. Nilüfer evet, havuzları. Evet, Nilüfer havuzları. Öyle evet. Bir havuz yok, öyle bir şey yok. Bir de... çok da ahşam bir yer değil yani harem. Çok, koğuş. Koğuş. Asker ya. Koğuşudur, ranzalıdır. İş bölümü vardır. Günde 3 saat bir kere beden jimnastiği, eğitim alırlar. Aletli ve aletsiz, silahlı yani. Öyle rastgele öyle değildir yani. Enderun hakeza birkaç bölüm vardır Enderun'da da. Haso'da en öz bölümdür. Padişahın çevresinde görev yapan onlardır. Bir nevi iç devlet gibidir orası. Evet. Haso'da. Şimdi şeylerde de saraydan çıkanlar da işte birisi saraydan Sancak Bey'i, Beyler Bey'i vesaire olarak o Hasoda'dan gideceği zaman haremdeki cariyelerden biriyle evlendirilir. İşte bir yere gönderilir. Onun zaten o gidenin de Enderunlu'nun da o cariyenin de anası da babası da saraydır, padişahtır. Onun anası babası yoktur. Evet. Oradadırlar. Burada bir şey daha, bir nokta daha ifade edeyim. Şimdi gene söylenti ve laf ifadesiyle işte dönmeler, Yeniçerileri ve evet. Şeyi kastediyorlar, Hasoda'yı. Dönme deyince işte ihanet eden, alçak, namussuz bütün şeyler arkasına takarlar. Şimdi şaşıracaksın. Başlangıçtan yani 1300'lü tarihlerden 1800'lü 1850'ye kadar galiba 1 milyon devşirme yapılmıştır. 1 milyon devşirme. 1 milyon evet. Bunlar hepsi asker falan olmadı. Diğer işte memur, o bütün bürokrasi şeylerde hepsi var. Evet. 1 milyon devşirme yapılmıştır. Bu 1 milyon devşirmeden 4 tane ihanet eden yok üstadım. Bak tekrar ediyorum. 1 milyon devşirmeden 4 tane hırsız var, katil var, işte ahlaksız var. Yani hırsızdan var şey olmaz mı yani yüzlerce insan mizaca uygun abi, ama devlete ihanet eden yok ya, çok enteresan yani, hakikaten yok, dehşet bir şey bu. Nasıl bir sistem kurulduysa. Tabii yani o devşirme sistemi de müthiş. Şimdi onları es geçecek de çok çok ciddi. Eğitimi, işte sistemi, düzeni.
Şimdi bu romanı eve dönmeyenler o dönemi anlatıyor. O dönemin esnaf, işte bütün esnafı, asker, bürokrasi, enderun. Bunu tabii bir roman neticeten. Akıcı, polisiye roman uslubünde onu kaleme aldım ki okunabilsin. Hakikaten okunuyor. Çok da güzel ve evet, okuduğu zaman Osmanlı akar mekanizmasının hakkında da her şey oturuyor yerinde. Bütün terim ve terminolojiler doğrudur burada evet kullanılan. Dışarıyla irtibatlar, işte hepsini, ama şimdiye kadarki o romanların dışında muhteva ve iç yapı bu dediğim şekilde. Yani bunu Osmanlı yapısını, bürokrasisini, Osmanlı iç yapısını günümüzdeki insanlar üç türlü biliyorlar. Bir, Osmanlı bizim ecdadımız, onun dışında ecdat mecdat yok. Salla gitsin. Evet, öyle değil işte. Bu dünyanın en yanlış işi. Nereden? Ağaç kavuğundan çıktı Osmanlı. Öyle değil, onu söyleyeceğim. İki, Osmanlı haindir, alçaktır, ihanet etmiştir Türk'e. At gitsin, bu da aynı. İşte Anadolu'ya yatırım yapmamıştır, Balkanlara yatırım yapmıştır. Yani işte neler neler. Onların çok ciddi şeyler var. İki. Üçüncüsü, biz cumhuriyetiz kardeşim. Osmanlı, Osmanlı hikaye. Onlarla ne uğraşıyorsunuz? Bu üçü de yanlış. Şimdi toplumlarda insan unsurunun geçmişi yoksa geleceği olmaz. Muhakkak geçmişi olması lazım. Geçmişle bağlantısı olmayan, en azından duygusal bağlantısı olmayan bir insanın gelecek tasarımı olmaz. Gelecek projesi, programı olmaz. Çok doğru. Günü yaşar. Günü yaşayınca da açık bizim bugünkü insanımıza benzer. Maalesef biraz böyle ya oldu. Halbuki Türk devleti, Türk milleti bir kere devlet olarak, net olarak ifade edeyim, yazılı olarak 2000 yıldır var. Evet. Hiç kesintisiz. Osmanlı bir aşiret kurulmuş ama bütün rükünleriyle beraber kurulmuş. Nereden kurdu? Yani onu kuran adamlar işte savaşçı, gazi, bilmem ne. Aklında devlet yapısı var mı onun? Geleneği var. Örfü hukuku var. Tabii geleneği var. Yani neyi nasıl olacağını zaten bilenler var. Kendi içinde otomatik tık 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 yerlerine koyuyorlar. Yoksa kurma imkanı var mı? Yani devlet kurma binlerce yılın birikiminin neticesidir. Ya dükkan kuramazsın öyle. Çok doğru. Yani bir şey kuramazsın yani. İkincisi, biraz evvel söyledim şeyin, Osmanlı bürokrasisinin hasılası olan arşiv Türkçedir. Osmanlı yıkılıyor, Cumhuriyet kuruluyor. Cumhuriyetin bütün unsurları Osmanlı unsurudur. Doğru. Bürokrasisi, bürokratı, yargıtayı, danıştayı, şey, itfaiye teşkilat, polis teşkilatı. Şey, yani Osmanlı'dır. Evet. Aynen devam etmiştir. Nereden çıktı bunlar? Ya zaten vardı. Yani çıktığı bir yer yok. Aynen devam etti. Devam etti, gitti. Çok enteresan bir şeye rastladım ben. Onu söyleyeyim. Buradaki meclis lave edilirken, İngilizler bastılar, şey, evet, İstanbul'da lave ettiler ya. Ganem vergisi konuşuluyor, koyun vergisi. Yani o kanun görüşülüyor. Ganem vergisi yarım kalmış. Sonra, bir yıl sonra şeyde kurulunca, Ankara'da meclis, kaldıkları yerden ganem vergisi orada tartışılıp karara bağlanmış. Devlette süreklilik. Tabii. Yani, başka türlü hiçbir kurumda. Aynen yani. Bu bizdeki devletlik süreklilik. Tabii yani. Devlet tabii. Bu nerede kalmıştık? Şurada. Devam. Çok önemli. Peki efendim, diğer romanlarınıza geçecek olursak. Devam edelim. Benim en etkilendiğim Savaşan Şehir. Evet. Evet. İstanbul'un işgal yıllarını anlatıyor. Evet. Ve şu ana kadar İstanbul işgal yılları ile ilgili bir kayıp dönemi yaşıyoruz. Evet. Ve bilinmiyor. Siz evet, bunu bir noktada ortaya çıkarttınız. O evet, yüzden de İstanbul'un o işgal yıllarında yaşanan sosyo-kültürel dejenerasyonunu da,
o yapıyı da çok güzel bir çalışma. Yani, evet. Sevgili üstadım, şimdi tarih romanlarınıza devam ediyoruz. Ve şu an masamızda bu herkesin de çok etkilendiği bir roman. Bizim Osmanlı döneminden bugüne, Cumhuriyet'e kadar uzanan bir noktada eşkıyalık tarihinin, evet, sebepleri, sosyolojik altyapısını anlatıyorsunuz burada. Evet. Terör. Evet. Bunu bir açabilir miyiz? Derhal. Şimdi Munzur'daki Zorbaz, bu Munzur Vadisi'nin Osmanlı dönemindeki 19. yüzyıldaki, yani 1830'lardan 1900'lere kadar gelen dönemdeki o dönemi anlatıyor. 1830'da 1860-70 dönemini anlatıyor. Bu Erzincan, Tunceli, şu andaki isimleriyle söylüyorum. Evet. Bingöl, Elazığ hattının Munzur Vadisi. Evet, Munzur Vadisi. O vadi o zaman da, eskiden de değişik milletlerin oturup kalktığı, işte aşiretlerin daha ziyade oralarda hareketlendiği. Ve her birinin ayrı bir dili var ayrıca. Dili var, işte lehçesi, dini farklı, var, dini vesairesi var, evet, var, her şeyi var. Ama o dönem Ermeniler de çoğunlukta orada. Yani o dönem Osmanlı'nın son dönemi olduğu için o Ermenilerin toparlanma, ayaklanma ve Ermeni isyanlarının başladığı dönemdir. Ve üç tane farklı Ermeni cemaati de var orada. Çok. Var. Çanlı Kilise diye o Bingölmuş civarında var. Anadolu'nun en büyük kilisesi. Ermeni, evet, kilisesi. Orada isyanların merkezi zaten. Ermeni isyanlarının merkezi. Tabii Rus sınırı açık. Ruslar sürekli Batı sürekli müdahale ediyor. Mesela İngiliz şeyleri var. Elemanlar, istihbarat elemanları. Kavşak noktası çünkü, evet, o bölge. Herkes var. Şimdi oraya kontrol eden Mezopotamya'yı da kontrol eder. Evet. O bölgeyi anlatıyorum. O bölgedeki aşiretleri, oymakları, insanları, şu anda bile hala devam eden isimler var. Yani, evet, orada benim yer, aşiret, terim, terminoloji ve sistem olarak verdiğim her şey birebir aynıdır. Hadise çok farklı. Saraydan, hasodanın başından biri idamlık, oraya kaçıyor işte, gönderiyorlar. Daha doğrusu görevli gidiyor tek başına, ordu gönderilen yere bir adam gidiyor. Zorbaz ismi de Osmanlı sarayında, o Enderun'da, hasodada bir savaş tekniği, Doğu Türklerinden almışlar. Bu Zeki şeyde, Mehmet Zeki Pekkan'ın kitabında da var. Evet. Zorbaz. Zor oyun. Zorbaz oyunu diye. Evet. Yani dehşet. Neyse, oraya gidiyor. O hadiseleri anlatıyorum ben. Onu anlatıyorum. İşte dediğim gibi bütün terim aşiretleri, aşiret isimleri hala geçerli orada. Hala aşiret, geçerli. Tabii hala. Şu andaki bütün aşiret isimler var orada. Herkes biliyor kendini. Aleviler var, işte orada bir özellik var ama Ermenilerin Anadolu'daki Ermenilerin bir özelliği vardı, oradaki Ermenilerin. Bu yine kimse çok fazla bilmez, daha doğrusu bilinmedi yani, onun da bilinmesi lazım. Anadolu'daki Ermenilerin %80'i Kıpçak'tır. Doğru. Yani Ermenice'yi 1850'den sonra öğrenmeye başlamışlardır. Çok önce iyi. Bilmiyorlar. Özellikle bu Fransız ve İngiliz kiliseleri buradaki Ermeni kiliselerini işte yardım, yataklık vesaire buradaki papazları götürüp eğitip getirip Ermenice'yi buradaki kiliselerde mecbur tutarak, mecbur ettirerek Ermenice yaygınlaştırmışlardı. Eyn Ermenileri İstanbul'a gidince Ermenice öğreniyorlar. Eyn Ermenileri. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Yani, yani Ermenice Kıpçak çünkü adam. Yani ana dili değil ki. Bugün Kemali oluyor değil mi? Eyn, evet. Bizim şeyler var. İşte tapu tahrir defterlerinde Ermenilerin isimleri var. Kaydediyor ya 300 sene, 400 sene önce. Bizim Erzincan'ın yarısı Ermeniymiş.
çaput, yağmur, işte evet. Yani bu taş. Yağmur ismi çok var evet, eski Ermeni şeylerde. Bunlar Türkçe. Evet. Böyle Ermenice olmaz. Sonradan değiştirmişlerdi. Bu konuları belli toplu böyle polisiye roman hızında anlatan bir kitap bu. Evet. Yani dönemin bütün sosyolojik... Benim romanlarda, romanlarımda, kitaplarımda odaklandığım bir şey var. Belli konulara dokunulmamış, yapılmamış ama mutlaka ortaya çıkması gereken konulara odaklanmak. Bir ışık düşürmek. Yani işte Osmanlı Sarayı, Osmanlı Sarayı'na, Osmanlı'ya, Osmanlı yapısına bununla ışık düşürdüm. Yani Osmanlı farklı. Terör şeyi, vadisi orası. Hala öyle. Hala öyle. Hala öyle ya. Hala öyle. Bununla yani nedir burası diye. Ben de biraz Erzincanlıyım ben de. Oraya çok yakınım. Bilirim oraları. O onun için bunun üzerine durdum. Şimdi gelelim Savaşan Şehre. Evet. En... Bu da aynı. Çok önemli. Aynı ışığı buraya da düşürmek mecburiyetine kaldık. İstanbul işgali 1918'den 1922'ye kadar olan dönemde 23'e kadar 5 sene İstanbul müttefik güçler tarafından işgal edildi. Evet. Yani kim bunlar? İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar. İtalyanlar biraz gönülsüz. Yunanlılar kısmen var. Bunlar işgal ettiler. İstanbul'u parsellediler. İşte İtalyanlar buraları, bu taraf Boğaz'ı. Boğaz, evet. Evet, bu tarafı. Şeyler, İngilizler Beyoğlu Harbiye. Harbiye merkezler olmuş. Eyüp'e kadar ki olan. Evet, kısmı. Ondan sonra Fransızlar Eminönü diğer taraf vesaire. Parsellediler ve işgal ettiler. Şimdi İstanbul bilinenler şunlar. İstanbul işgal edildi 5 sene. Mantar tabancası dahi patlamadı. Sonra bir gün ne olduysa İngilizler, ondan sonra Fransızlar, diğerleri hadi gidelim artık işimiz bitti dediler, çekti gittiler. Yani evet. Tıpkı bu minval üzere. Bunu bizim güncel, aktüel tarihçiler her biri bir şekilde yazdı. İşte İngilizler anlaştılar filanla. Filan ihanet etti. Öbürü bilmem ne yaptı. Diğeri bilmem ne yaptı. Ama işin aslı esası ciddi olarak hiç kimse elini yazmadı, yapmadı. Evet. Halbuki... Kayıptır ya. İslam işgal yılları kayıptır. Tabii yok. Siz de çok iyi bilirsiniz. Ve çok da büyük katliamlar yapıyorlar. Ha. İstanbul'da. Evet. Halbuki o kadar çok belge, bilgi, o zamanki gazeteler bile var yani. Şey var ki yazı, hatta Yahya Kemal'in o ileri gazetesinde yazdığı yazılar bile yeterli yani. O zaman neler yapıldığına dair. Yani hiçbir şey olmasa Sarıyer'deki yüzlerce denizciyi kurşuna dizmeleri var ya. Tabii kurşuna dizmişler. Şimdi ne oldu, ne oldu bitti onu anlattım ben. Olan biten şu. Mustafa Kemal buradan giderken Tarabi Oteli'nde şeyi çağırıyor. İttihat Terakki'nin İttihat de o Kuvayi Milliye'den genç 3 tane subayı, bir tane başlarında şey var, yarbay var. Çok genç bu adamlar. Yani 30'lu yaşlarındalar. Diğer işte bu Kara Kemal'ler meşhur. Diğer birkaç kişi daha eski şeyler var. İttihat Terakki'ciler ama bunlar da subaylar. Kurmay subay falan diğerlerde. Onlar da onlara tabi kılıyor. Örgütleneceksiniz diyor. Örgütlenin. İstanbul olmazsa Anadolu'da bizim İstiklal Savaşı yapma imkanı ve ihtimalimiz yok. Çünkü bütün silahlar İstanbul'da. Asker terhis edilmiş. Bütün silahlar İstanbul'daki depolara yerleştirilmiş. Buradan, depolardan o silahların Anadolu'ya gitmesi gerekiyor. İşte bu büyük taarruzu bir sene beklemesinin sebebi de silahları beklemiş. Evet, silahlar ve sığır vebası. Silahlar gitmemiş. Burada uçak bile göndermişler oraya. Evet, kaçışı var. Çok uçakları bile göndermiş. Şeye yüklemiş, göndermişler. Yani böyle bu örgütlenmeyi
Bu örgütlenme o kadar enteresan, dehşet ki. Mesela Kızılay'ın başında Semih Hanım diye birisi var. Evet. Şurada. Arkasına da burada kim kimdir isimleri koydum. Bu isimlerin hepsi gerçek. Yani şuradaki bu örgütlenmenin içerisinde olan isimlerin tamamı gerçektir. Prenses Nimet Hanım var. Kızılay'ın başında o zamanki. Evet. Bu Mahmut Muhtar Paşa'nın kızı. Yanında başka onlarca kadın var. Bunlar hep bu dil bilen entelektüler kadınlar. Bunlar İstanbul'da örgütün, istihbarat örgütü kuruyorlar. Onun başına geçiyorlar. Enver Paşa'nın kız kardeşi de var bunların içerisinde. Bunların içerisinde alt kadroda yüzlerce genç kız var. Binlerce genç kız var. Muazzam bir örgüt kuruluyor. Bütün esnaf teşkilatı dahil oluyor. Hamallar, demirciler, kayıkçılar. Evet. Ve son bir savaş aşamasına geliniyor. Hakikaten büyük bir çarpışma oluyor. İngiliz Hamilton başındaki bütün o işgal kuvvetlerinin başındaki İngiltere'ye telgraf çekiyor. Telgraf var İngilizce. Evet. Bir an evvel çekip gitmezsek buradan hiçbirimiz sağ çıkamayız diyorlar. Yani özetini anlatayım. Yani hocam burada Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'ndaki hikayesinin çok daha derin olduğunu ve İstanbul'da bunun entelektüel boyutunu bırakın savaşçılık boyutuna doğru gelindiğini görüyoruz. Net. İsimler gerçektir. İnternete girildiği zaman yine bulabilirsiniz burada. Hepsi gerçektir isimler, verilen isimler realdir, yaşamışlardır. Ve İstanbul'u kurtarmışlardır. Ha, binlerce erkek de var, yüzlerce tabii o ayrı mesele. Yani şuradalar, İngilizlerin İstanbul'dan çekilişleri esasında kendi canlarını kurtarmış. Ve bunu uluslararası bir propaganda haline getirip sanki biz çekildik. General Harrington yazmış resmi şeyde Winston'a, işte o mecnun başbakana, eğer gitmezsek hiçbirini sağ kurtaramayız. Zaten İngiltere'de İstanbul'dan çekip gidince İngiltere'de hükümet düştü. Herif içeri, bütün İngiliz gazetelerinde var ya, içeri girip zırlayıp ağlamış yani şey başbakan. O İngiliz emperyalizmini burada mühürleyecekti. Çünkü Pakistan orada, Hindistan, Mısır onlarda. İstanbul onlarda değil, İstanbul'u ele geçirmişler. Bütün yapısıyla beraber ama burada halk direniyor. Çok güzel. Burada tutturamıyorlar. Hocam bu bize bir zihnimize şöyle bir parmak bal çaldınız. ve gerçekten de hepimiz, ben de dahil olmak üzere bütün ekibimiz burada sizi çok zevkle dinledik ama süreç belli. o yüzden de maalesef diğer çalışmalara da daha bahsedemeden yürüyoruz ama inşallah ikinci seferde daha farklı açılardan inşallah çalışmaların detayına doğru girmeyi Allah nasip eder. Efendim bu hafta tarihçi Necati Gültepe misafirimizdi. Sayesinde İstanbul başta olmak üzere yakın tarihimiz ve Osmanlı tarihi ve coğrafyası hakkında konsantre, Osmanlıca bir tabir vardır, lübbüllüp denilen, çok konsantre bir bize bir tarih sunumu yaptı. Kendisinin gündelik yaşantısı böyle zaten. Oturup sohbet ettiğinizde çok birçok şeyler öğrenerek ve bakış açınız değişerek onun yanından kalkıyorsunuz. Biz kendisinden çok şey öğrendik. Sizler de çok şey öğrendiğinizi tahmin ediyoruz. Efendim, gelecek haftaya yeni bir misafirimiz ve yeni bir mekanla görüşmek üzere. Hoşça kalın.